Ancak bütün bunların yanında bir de denizci Hulusi Kentmen var. Aa, o denizci, tabii o en başta. En başta. Evet, en başta. 16 yaşında. Yakışıklı, pırıl pırıl bir denizci. Bilmiyorum ki artık. Seyircilerimiz şu anda o konuda hüküm verecekler. Çünkü o Bahriyeli resimlerinizden birini şu anda bakın hemen sunuyoruz onlara. İnşallah onlar da senin gibi düşünürler. Evet, dinliyoruz. Evet, 16 yaşında Deniz Astsubay Okulu'na girdim. 30'da mezun oldum. Sonra ilk gemim Mecidiye. Tabii şimdi yalnız ismi var ve resimleri var. Evet. Ondan sonra Dumlupınar Denizaltı Gemisi. Dumlupınar Denizaltı Gemisi. Ama o bu batan Dumlupınar Denizaltı Gemisi değil. Önce ilk İtalyanlardan aldığımız Dumlupınar gemisi. O ömrünü doldurdu. Hurdaya çıktı. İşte ondan sonra bu batan denizaltı, Dumlupınar denizaltı gemisini aldı. Denizaltı çok ilginç. Televizyonda da görüyoruz bu yaşayan deniz dizilerinde. Evet. Şimdi bir denizaltıcı olduğunuz günlerden şöyle şu anda hatırlayıverdiğiniz ne gelir denizaltı deyince? Valla denizaltıcılık çok heyecan verici bir meslek. Muhakkak ki heyecanı sevenler ancak denizaltıcı olurlar. Hiç böyle tehlike geçirdiğiniz oldu mu batma, ya denizde kalma falan? Oldu, bir kere oldu. Onu kısaca anlatıvereyim istersen. Lütfen. Efendim, Dumlupınar gemisi, denizaltı gemisiyle Kocatepe gemisi arasında bir hidrofon talimi vardı. Denizaltı dinleme cihazı. Evet. Tatbikatı vardı. Büyükada ile Yalova arasında biz dalış yapacaktık. Ve Kocatepe bir saha içerisinde dolaşacak. Biz de dinleme. Evet. Tatbikatı yapacaktık. Bu daldığımız yerde, yani Büyükada ile Yalova arasında 400 küsur metre derinlik vardır. Bir denizaltı gemisinin, o zamanki denizaltı gemisinin dalış standartı da 80 metre. Biliyorsunuz suyun mukavemeti çok evet, fazla oluyor. Burada gemiyi kaçırmamak lazımdı. Akdeniz manevrasından henüz dönmüştük. Gemiyi oraya göre ayarlamış olacağız ki. Evet. Efendim, burada suyun kesafeti değişince gemiyi kaçırdık. Yani gemiyi kaçırmak. Yukarıyla haberleşmeniz mi ya da onu takibiniz güçleşti? Hayır, gemiyi kaçırdık. Gemi derinlere gitmeye başladı. Gidiyor. Gidiyor. O 80'i evet, falan geçecek. O 80'i geçerse felaket zaten. Ha, geçmedi daha. 80'i geçemedik. Efendim, ben de geminin dalıp çıkmasıyla ilgili bir görevdeydim. Yani evet. Geminin dalması ve çıkması. O andaki o böyle dibe doğru dalışta. Evet, o benim görevim. Değildi. Evet. Gemi nasıl çıkardınız sonra? Gemi kaçmaya başladı. Ve bütün imkanları denedik. Gemiyi bir seviyede tutmak için. Fakat kesafe çok değişmişti. Tutamıyorduk. Herkes şaşırmıştı. Bir an baktım benizler sapsarı olmuş. Ve umluk manometresi 65'i gösteriyor. Bir anda elimin altında bulunan hava manifresine bastım. Gemi kabak gibi suyun üstüne çıktı. Kurtulduk. 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 Ve beni tebrik ettiler. Güzel. Bu hareketimi takdir ettiler. Fakat 3 gün sonra da cezalandırıldım. Yo. Çünkü bu hareketi emirsiz yapmıştım. Emirsiz yaptınız.